yine sorarsınız. Sistemi değiştirmiş olsanız bile bu seyahanın sorununu çözmeleri lazım önce. Tam ona gelecektim Heh, birazdan. tahmin Siz ettim. söylemiş oldunuz. Evet, yani o sorunu çözmeden başka bir sisteme geçmelerinin çok bir şey olmayacak, anlamı Bir olmayacak. anlamı olmayacak diyorsunuz. Olmayacak, evet. Peki o zaman şey sorayım. Seyyanen konusunu sorayım. Şimdi biz geçtiğimiz süreçlerde konuşuyorduk. 12.500 lirayı, Abdullah Güler'in açıklamalarını. Ya ellerinden gelse 12.500 liradaki şeyi kaldıracaklar, hazine desteğini kaldıracaklar. Çünkü açıklamalar bu yönde diyorduk. Fakat iktidara yakın gazeteci biliyorsunuz Cem Küçük böyle bir çıkış yaptı, dedi ki ben dedi emeklilere, asıl dedi emeklilere yönelik bir düzenleme bekliyorum. Ve dedi buradan Cumhurbaşkanından emekliye seyyanen veya bir iyileştirme bekliyorum ifadesini kullandı. Bunu neye dayanarak sizce söylemiş olabilir ya da bir normal bir yorum mudur? Bu şimdi tam da Abdullah Güler'in böyle açıklamaları varken iktidar cephesinden de şunu biliyoruz. İktidar cephesi de bu seyyanen lafından rahatsız. Seyyanen meselesinden de rahatsız. Onu da biliyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz bu yorumu? Ama şimdi Cem Küçük'ün böyle bir açıklama yapması normal. Herkesin böyle bir açıklama yapması normal aslında, gerekli. Çünkü doğru bir tane. Yani Değil mi? Evet. doğru bir tane. Bunu herkes açıklar. Hiç yanlış olmaz yani. Kim açıklarsa açıklasın. Çünkü doğru bir tane, o da nedir? Eşitlik, adalet. Siz bunu eşitlik, adalet kısmını atlarsanız İstediğiniz kadar sistemi değiştirin. Yine söylüyorum, bakın bu seyyanın konusunu çözmeden isterse prim sistemine O dayalı, ukde kaldı isterse yani. Ukde kaldı. kalır. Kalır. Bu unutulmaz Murat Bey. Bunu herkes bir köşeye not aldı. Yani burada bir eşitsizlik, adaletsizlik oldu. Yani halk diliyle herkesin zoruna gitti. Verilmeyen herkesin zoruna gitti ve gidiyor. Önce yani siz seçmeninizle veya halkla veya milletinizle aranızdaki bu kırgınlığı, bu şeyi, küslüğü kaldırmak istiyor iseniz önce bu seyyanın sorunu çözeceksiniz. Bakın, seyyanın sorunu çözerseniz kimse %20'ye, %15'e, %21'e, %22'ye takılmayacak. Bak, emin olun. Takılmayacak bu kadar. Takılmayacak. Yani buraya ne yapacaklar, edecekler? Bir bütçe ayıracaklar ve bir seyyanen tüm emeklilere bir seyyanen zam verecekler. Yani bundan kaçış yok gibi görünüyor şu anda. Kaçış yok. Çünkü mesele, yani iktidar da şunu anlaması lazım. Refah da verse, enflasyon rakamın üzerinde de bir ekleme yapsa, vallahi kimse şey yapmıyor buna, hiç kimse memnun değil. İnsanlar seyyanene takılmış vaziyetteler. Peki bununla bağlantılı size bir şey daha sormak istiyorum. Bir kulis haberi daha var. Bu hafta konuştuk onu da. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Genel başkan yardımcılarından veya işte kabinede bazı değişiklikler olabilir dedi. Şimdi ne alaka yani bu kabine durumu bununla devam edeceği öngörülüyordu ama dedi yeni bir sürece giriyoruz vesaire gibi konuştu. O kabine değişiklikleri arasında Nuray Babacan'ın haberinde 4 bakan yer alıyor. Bunların içindekilerden bir tanesi de Vedat Işıkhan. Vedat Işıkhan'ın adını söylüyor. Hem milletvekillerinden hem de vatandaşlardan şikayet olduğu yönünde böyle bir değişiklik olabileceğine dikkat çekmiş. Mesela bunu da kısa bir değerlendirebiliriz. Ya biz zaten baştan beri Vedat Işıkhan konusunda fikirlerimizi söylüyoruz. Vedat Işıkhan sosyal güvenlik sisteminin bu döngüsünde bu kadar zor bir süreçte Çok pasif zayıf kaldı. kaldı. Çok zayıf Pasif kaldı yani. kaldı. Yani konuya vakıf olup olmadığını bile göremedik biz. Yani emeklilik sistemi nedir, Emin nasıldır? değiliz, evet. Evet, bu maaş hesaplama sistemi nedir, nasıldı? Yani biz bunun bir türlü ışığını alamadık, göremedik. O yüzden yani onun işini de, bakın onun işini de şu anda Mehmet Şimşek yapıyor. Evet. Yani Vedat Işıkhan, hani tabela partileri vardır ya, bakanlar listesinde ismi var. Ama şey yok. Bir etkisini İcra göremiyoruz. Yani
Emeklinin, işçinin hakkını bakanlık koltuğunda savunması gereken, onlarla ilgili çalışmalar yapması gereken kişi şu anda bu süreçte zayıf kaldı. Çok da tepki çekiyor vatandaşlar tarafından. Onu da görmek, gözlemlemek lazım. Şimdi peki,